Ya Eva Ayu gibi, Magali Poçil gibi isimler var. Şener Zuid'in sakatlıktan dönmüş olduğunu hemen Evet. söyleyelim bir kez daha. Çok iddialı bir isimdi ve şimdi ilk eleme yarışıyla karşınızdayız kadınlarda. Ekran yakın tarafında Ariel Martin var, Amerikalı sporcu. Bu ayaktaki rakipleri Amanda Gaming, Mariela Gabriela Diaz, Nicole Calisto, Maxi Herregues ve start veriliyor. Evet, Taylor şu anda dış taraftan güzel bir atak yaptı. İlerini koruyor şu anda Ariel Martin. Çok rahat bir şekilde. Tabii farklar açıldı. Biraz daha az mücadele var. Biraz önce izlediğimiz erkeklere göre. Ancak işte bizi utandıran bir geçiş lafımı da böylece bana yedirilmiş oldu. Evet, Martin, Ariel Martin burada birinciliğin sahibi oluyor. Amelie Despo ikinci, ancak Amelie Despo'nun daha önceki ayaklarda aldığı kötü puanlar onun ne yazık ki bir üst tura çıkmasına izin vermiyor. Ariel Martin, Wilmer Rimset, hemen düzeltiyorum, Magali Poti'ye, Gabriela Diaz, Maria bir üst tura çıkan isimler oluyor ve şimdi ikinci ayak izleyeceğiz. İkinci ayakta Amanda Gaming, Nicole Calisto, Rachel Brecken, Mathieu Herregues, Ashley Verhagen, Sandra Alexeva, Joyce Sissing ve Tyler Walcott start alacak. Yine ilk dört isim finale kalacak ama tabii daha önceki ayaklardan da aldıkları puanlar çok önemli. Bir kez daha söyleyelim isterseniz. Burada birinci olan bir puan cezahanesine yazdırıyor. İkinci olan iki puan, üçüncü olan üç puan ve ilk sekiz böyle gidiyor. Ne kadar az puanınız varsa bu elemeler sonunda o zaman daha avantajlı oluyorsunuz bir üst sıra çıkmak için. Ve işte start up verildi ve iyi bir çıkış yapan isim burada Rachel Brecken. Rachel. İlk sektörde önde geçti. Hemen arkasında Mathieu Herregues var. Yaklaşmaya çalışıyor ancak son bölümde farkı iyice açtı. Eboyan galibi Rachel Brecken oluyor. İlk ayakta ikinci, ikinci ayakta ise yedinci olmuştu. Ve bu ayağında galibi oluyor. Belki bir ihtimal finale kalma şansı bulabilir. Bu arada arkada düşüşler var. Evet, Gavin Calisto Brecken ve Herregues. Buradan aldıkları puanlarla bir üst tura çıkma hakkını elde ediyor. Ve geldik üçüncü ayağa. Üçüncü ayakta Alice Post, Carolyn Buchanan, Mervan Bentham, Brooke Crane, Amanda Carr, Stephanie Hernandez, Enora Leroux ve Manon Valentino start alıyor. Ekranın yakın tarafında Alice Post var, Amerikalı sporcu. Ve start verildi. Rampadan aşağı çok süratli indiler ve şu anda ilk bölüme yaklaşıyorlar, ilk dönüş bölümüne yaklaşıyorlar. Öndeki ismi görmeye çalışıyorum. Caroline. Eğer yanlış görmediysen Caroline Buchanan önde geçiyor. Avustralyalı sporcu. Bayağı bir fark attı. Evet, son bölüm öncesinde farkı iyice açtı. Çok rahat gidiyor. Zaten ilk ayağın ve ilk ayağın galibi, ikinci ayağın ikincisiydi. Bu ayakta da oldukça sağlam tuttu işi. Birincinin sahibi oluyor. İkinci sırada Alize Post. Üçüncü sırada Brooke Crane var. Dördüncü sırada ise Amanda Carr var. Amanda Carr yalnız ilk ayağın dördüncüsü. İkinci ayağın yedincisiydi. Kaybettiği puanlar onun bir üst tura çıkmasına izin vermeyecek gibi gözüküyor. Evet, işte Buchanan, Post, Van Bentham ve Crane ilk dört sırada kalan isimler. Üçüncü ayak sonunda ve dördüncü ayakta çok büyük bir heyecan ve merakla beklenen İngiliz sporcu Shanaz Reed'i izleme şansı bulacağız. Tabii yanında bir başka önemli isim Latichelle Le Corguille start alacak bir Fransız sporcu. Blandin Cotto üçüncü.
kapıdan start olacak. Onun yanında Marlene Pajon, Yana Horakova, Lauren Reynolds, Romana Lobunkova ve Ziggy Kalın start alacaklar. İki favori de bu ayakta yarışıyor. Evet, ikisi de bu ayakta yarışıyor ki ikisini aynı ayakta izleme şansı. Evet. Karşılaştırma olarak görme şansı bulacağız. Şener Züt ve Latişe Le Corguyer'i. İlk ayağın galibi Le Corguyer olmuştu. Şener Züt üçüncü olmuş, ikinci ayak Züt kazandı. Corguyer ikinci oldu, şimdi üçüncü ayak. Şener Züt rahat bir şekilde önde. 118 numara Şener Züt, arkasında 22 numara Latişe Le Corguyer. Üçüncü sırada Blondin Cotero var, bir başka Fransız. Akabindeki mücadele devam ediyor, ancak Şener Züt bu ayağın galibi oluyor. Le Corguyer ikinci, Cotero üçüncü, Pajon dördüncü oluyor. Ve bu ayaktan da, yani dördüncü elime ayağından da Şener Züt, Latişe Le Corguyer, Blondin Cotero ve Marianne Pajon çıkmış oluyorlar. Evet, erkeklerde şimdi mücadele devam ediyor. Ve işte erkeklerde üçüncü elime yarışı ve ilk ayak. Daha önce izlemiştik. Maris Stromberg, Joris Dode, Quentin Calderon, Sylvain André, Marcus Bloomfield, Julian Gode, Sanders Bisling ve Donnie Robinson bu ayakta start alan isimler. Bu eleme yarışı çok önemli çünkü buradan alınan puanlarla biz üst tura çıkacak olan isimler belli olacak. Çok güzel bir start. Maris Stromberg'den çok iyi bir start izliyoruz. Joris Dode ikinci sırada hemen arkasında Quentin Calderon'u izliyor. Çok yakın bir mücadele var. İkinci viraj dönüldü şu anda. İkinci bir dönüldü ancak eksikler var. Gelmeyenler var. Gelmeyenler şu anda. Var. Evet. Düşenler var. Takılanlar var. Evet. Şu anda iki Fransız. André Marcus Bloomfield hemen arkasında galiba düşen iki isim oldu. Eğer yakalanmışlarsa yeniden izleme şansı bulacağız bu bölümdeki kazayı veyahut da düşenleri. Evet, işte yavaş yavaş sondan bitirmeye gelen bir isim ki o da alacağı puanlara bakıyor. Evet, Stromberg, Dode, Calderon, André ilk dörtleri aldılar. Marcus Bloomfield, Julian Gode, Sander Bisling ve Donnie Robinson ne yazık ki veda ediyorlar mücadelelere. Ve geldik ikinci ayağa. Bu çeyrek finalde ikinci elime Ivan Lapras, Damien Godet, David Graff ve Tyler Brown bu ayağın iddialı isimleri, ilk iki ayak sonunda elde ettikleri puanlarla bir üst tura çıkma şansı bulabilecek olan isimler. Ivan Lapras götürüyor. Evet, Ivan Lapras ilk iki ayakta da birinciliğin sahibi olmuştu. Türkiye'de çok fazla bilinen bir dal değil Supercross. Peki Türkiye'de en çok ilgilenen dal hangisi? Bölge bölge değişiyor. Bu kadar araştırma yaptığı çok güzel tabii ki. Adana bölgesinde Flatland, yer hareketleri. İstanbul'da daha çok rampa hareketleri. İstanbul'da rampa nerede var? İstanbul'da rampalar, kapalı skate parkımız var. 720 skate park. Beşiktaş'ta. Hı hı. Açık rampalarımız var. Büyükçekmece sahilinde, Gürpınar sahilinde. Kısmen sitelerin içinde var. İki telli de. Belediyeler destek veriyor bu işe. Çok güzel. Hı hı. Ama sırf BMX için değil. Hem paten hem kart.